Arkadaşlar merhaba. Bir ara bir e, harita analizi yapıyorduk. Dört tane video çekmiştim. E, beşinci videosunda kalmıştık. Araya zaman girdi ama şu an müsait e, zaman buldum ve bu e, harita analizi, harita pratiği adlı videonun e, devamını çekme ihtiyacı duydum. E, zaman buldukça devam edeceğim. Bir harita nasıl analiz edilir? Nasıl e, danışmanlık verilir? Nasıl bir yol izlenir? Bununla ilgili öncelikle bir e, Element analizi yapmıştık haritada. Sonra haritada temel e, asalet hesaplamıştık. Hatta elementleri analiz yaptıktan sonra e, fazlalığında ne verir, eksikliğinde ne verir anlatmıştık en son olarak, dördüncü ders olarak. Şimdi beşinci video olarak tesadüfi asaletler konusuna geçeceğiz. Bu asalet Asalet konusunda... Ee, öncelikle gezegenlerin hızlarını biliyor olmamız gerekiyor. Mesela gü, e, güneşin her gün bir derece yol aldığını biliyor olmamız gerekiyor. Ayın günde 13 derece yol aldığını bilmemiz gerekiyor. Merkürün günde bir derece yol aldığını biliyor olmamız gerekiyor. Hatta bazen iki dereceye kadar hız alıyor. Venüs'ün günde bir derece ya da bir buçuk dereceye kadar hızlandığını, Mars'ın e, yarım günde e, bir günde bir derecenin yarısı kadar gittiğini, iki günde ancak bir dereceye ulaştığını biliyor olmamız gerekiyor. Bunlar kendi aralarında yavaşlıyor, hızlanıyor ve biz bunlara kendi aralarında yavaşlayıp hızlandığında Solar Fire programını açıp buna göre bir e, puan vereceğiz. Yani nasıl puan vereceğiz? Mesela gezegen düz, düz hareketliyse ben bu gezegene 4 puan vereceğim. Gezegen hızlıysa 2 puan vereceğim. Eğer gezegen geri hareketliyse bu gezegenden 5 puan alacağım. Yavaş hareketliyse 2 puan düşeceğim. Bunu neden yapıyorum? Şimdi ben doğduğumda güneş 3 derece başak burcundaydı. Benle birlikte doğan herkesin güneşi 3 derece Başak burcunda. Bu temel asalet. Gezegenimin temel asaleti 3 derece Başak burcunda ne vaat ediyorsa nasıl bir asalete sahipse odur. Tesadüfi olarak o gün ben sabah doğmuşum, başkaları öğlen doğar, başka bir başkası gece doğar. Buna göre de benim o güneşimin düştüğü ev değişir ve güneşimin veya tüm gezegenlerimin 7 klasik gezegen üzerinden hesaplıyoruz biliyorsunuz. Puanları değişir. Eğer ben doğduğumda benim güneşim veya 7 klasik gezegenimden bir tanesi MC'de veya ASC'de ise ben bu gezegene 5 puan veririm. Eğer 12. evde ise gezegenden 5 puan düşerim. Eğer 7, 4, 11 veya... E 11. evde ise 7, 4 ve 11. evde ise ben bu gezegene 4 puan veririm. Tesadüfi olarak asaletli doğmuş derim. Eğer 8 veya 6. evde ise 2 puan alırım. 2 veya 5. evde ise 3 puan veririm. Geri harekette ise eksi 5 puan. 9. evde ise artı 2 puan. 3. evde ise artı 1 puan. Şimdi bunu evlerin güçlülük sıralaması diye bir mantık var evler MC'de veya ASC evler bakımından ki temel e, seviye dersinde e, evler konusunu işlerken Derya hocamız anlatmıştı evlerin güçlük sıralaması denen bir e, şey var durum var ASC ve MC çok güçlüdür ve buraya düşen gezegen de potansiyellerini yüzde yüz gerçekleştirirler yani gezegen kötü bir durumda da olsa kötü bir burçta da olsa atıyorum güneş balık burcunda asaletsizdir ama ASC'ye denk gelmişse Orada e, güneşin iyi çalıştığı yani e, vadinin yüzde yüz yerine getirme performansı olduğu söylenir. Dolayısıyla burada gezegenin tesadüfi olarak bakın bu temel asaletti, tesadüfi olarak hesaplayacağız tüm gezegenleri. Ve sonra total oluşturup yani bize e, toplamda kaç puan verecek hangi gezegen benim haritamda çok güçlü ve asaletli hangi gezegenim sorunlu. Dolayısıyla bu gezegene göre aldığı açılar veya transitler benim hayatımı nasıl etkileyecek? Bu şekilde yorum yapacağız. Ee, buradaki tamamen bu e, yazıları şurada tabloya döktüm. Şu tabloda işte tesadüfi asaletler MC'de ya da ASC'de bulunmaya 5 puan vereceğim. Benim haritamda, incelediğim haritamda Güneşim MC ya da ASC'de değil. Yedinci, dördüncü veya on birinci evde mi diye baktığımızda, evet, e, yok, değil, güneşim değil. İkinci, beşinci evde mi, hayır, değil. Dokuzuncu evde mi, evet, dokuzuncu evde benim güneşim. O yüzden iki puan vermişim. Şimdi haritayı açacağım. Harita gerçekten de böyle bir şey mi? E, hangi haritadan konuşuyoruz? Hangi haritadan bahsediyoruz? Ne yapıyoruz biz? Şimdi haritayı açacağım ve harita üzerinden e, tesadüfi asalet hesaplayacağım. Evet benim güneşim haritamı açtım. Tek tek buradan bakıp bakıp döneceğim arkadaşlar. Şimdi benim güneşim burada hemen şuradan bir yuvarlak alalım. Şuradan göstereyim. Bakın burada ve burası dokuzuncu ev olarak geçiyor. Gördünüz mü? Benim güneşim dokuzuncu evde. Dolayısıyla ben güneşin dokuzuncu evdeki konumuna göre puan veriyorum. Dokuzuncu evde ise iki puan demişim. Üçüncü evde mi? Hayır yazmamışım. Düz harekette mi? Evet. Güneş ve ay her zaman düz, düz harekette bulunur. Ve bu tablodan her zaman 4 puanını alırlar güneş ve ay. Yani ben buna düz harekette ama bu güneş ve ay zaten düz harekette olur deyip puan vermemezlik yapmayacağım. Buna puan vereceğim hızlı harekette mi? Şimdi hızlı harekette mi, yavaş harekette mi olduğunu öncelikle şu şuradan gezegenin hızlarını biliyor olmam gerekiyor. Günlük ilerleme hızını biliyor olmam gerekiyor. İkinci olarak şuradan pages kısmına basıp Horary kısmından şuradan e Şurada ay, güneş işte 0 derece aslan burcundaymış, güneş 3 derece akrep burcundaymış, Merkür de, 21 derece terazi burcundaymış, Venüs 14 derece akrep, Mars 12 derece aslan, Jüpiter 20 derece akrep, Satürn 5 derece balık burcundaymış. Travel yazan yerde bana hızını gösteriyor. Bakın ay artı 12 derece 35 dakika. Şimdi burada... Benim ayım yavaşmış. Moon is slow diyor zaten. Burada da artı 12-35 diyor. Şimdi ben ayın normal hızını tablodan hemen tekrar açıp bakıyorum. Bakın ay günde 13 derece 10 dakika ilerliyor olması gerekiyor. Ama benim bu haritamda 12 derece 35 dakika. Dolayısıyla ben bu aya şurada hızlı harekette olmasından puan veremiyorum. Ama güneşe bakıyorum. Güneşe 2, derece, 2 puan vermişim. Bunu yarım bıraktım aslında tamamlayıp size atacaktım ki bu videoyu mantığını anlatıp kapatacağım. Mantığını anlatacağım daha sonra tamamlayıp tekrar bir devam yani harita nasıl analiz edilir devamını çekeceğim. Çünkü bunları hesaplamak kolay değil ve uzun sürüyor ve matematiksel bir hesap yapıp kafanızı karıştırmak yanlış bir hesap yapıp kafanızı karıştırmak istemiyorum. Çünkü bir kere yanlış yapıldığı zaman sizin aklınıza o şekilde kazanır ve onu düzeltmek çok zor olur. O yüzden karşınızda yanlış yapmamak adına e, hesaplamaları kendi başıma yapacağım. E, güneş 59 e, dere dakika 50, e, 59 derece 52 59 dakika 52 saniye. Dolayısıyla güneşin ilerleme hızı zaten standart bu. 59 dakika. Bir derece yani neredeyse tek kabul ediyor. Dolayısıyla güneşim hızlı. Yani güneşim normal hızında. O yüzden iki puan verdim. Satürn Jüpiter Mars için doğusal olma konusuna gelince. Şimdi bizim... Çok önemli bir durumumuz var arkadaşlar. Şimdi Satürn-Jüpiter Mars için doğusal olma konusunda ya da Venüs-Merkür için batısal olma konusunda şöyle bir şey var arkadaşlar. Güneş'e göre benim eğer gezegenim güneşten önce doğmuşsa yani güneşe göre doğusal ise bakın bu güneşe göre merkür doğusal kalmış dolayısıyla ben bu merkürden puan kıracağım neden derseniz şimdi mantık mantık çerçevesinde düşünecek olursanız şu güneş günde işte 59 dakika ilerliyor ama Merkür daha hızlı ilerleyebiliyor ki öyle oluyor. Hoş bu Merkür retroda ama yine de e, güneşe göre doğusal olduğu için ben bu merkürden puan kıracağım. Merkür retroda olduğu için ekstradan da puan kıracağım. E, dokuzuncu evde olduğu için zaten puanı düşük. E, terazide temel asaletlerde kaç puan aldı bilmiyorum. Onların hepsi totalde toplanıp benim en problem çalışan gezegenim veya en asaletli çalışan gezegenim hangisi diye bulacağız. Şimdi ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Her ne olursa olsun bu Merkür geriye gidiyor olacak ama sonuç itibariyle bu Merkür tekrar ileriye başladığında gidecek bu güneşe yanıp yapışacak. O yüzden e, kadim astrologlar bunun asaletsizlik göstergesi olduğunu söylemişler. Ancak bakın Venüs tam tersi Güneş'e göre batısal. Zaten biz her zaman hani Afrodit, Venüs, Lüsüfer ve Venüs'te hatırlıyor musunuz? Biz Venüs'ün Güneş'ten sonra doğmasını isteriz. Çünkü o bir e, Afrodit, Venüs'tür ve bereket tanrıçasını ifade eder. Eğer bu Venüs Güneş'ten önce doğmuş olsaydı kendini Tanrı Güneş aslında Güneş'e hizmet edecekken Harita'nın e, iken o Venüs kendini güneş sanacaktı, tanrı sanacaktı. Bunun mitolojik bir hikayesi var. Dolayısıyla o Lucifer olarak çalışacaktı. Yani e, korku veren, e, problem yaratan, haritada işte taciz vesaire mevzularını anlatan karmik astrolojide ki Lucifer Venüs tanımına uyacaktı. Bakın, e, Ptolemaik tabloda da buna puan kırılıyor. Yani karmik olarak da problemli Lucifer olarak geçiyor. Klasik olarak da problemli olacaktı. Venüs erken doğmuş olsaydı. Merkür için de işte aynı şey geçerli. İkisinin de biz Merküründe, Venüsünde Güneş'ten sonra doğmasını isteriz. Dolayısıyla şuraya geldiklerinde önce Güneş doğsun. Bakın şurayı bir ASC çizgisi olarak düşünürseniz eğer Güneş önce doğmuş sonra Venüs doğmuş. Şurayı bir ASC çizgisi olarak düşünürseniz Merkür önce doğmuş Güneş sonra doğmuş. Hatta şurayı ASC çizgisi gibi düşünün. Bakın bu böyle ilerliyor ya. Merkür önce doğacak Güneş sonra doğacak öyle değil mi? Dolayısıyla ben burada e, bu Merkür'den puan kıracağım yani doğusal batısal olma hikayesi bu arkadaşlar. Şimdi bu hızlı ilerleyen gezegenler için ağır ilerleyen gezegenler içinse biz Güneş'e göre e, batıda kalmasını isteriz ki bakın şimdi Güneş'e göre e, Güneş'e göre Güneş onlardan Sonra doğmuş olsun isteriz ki güneşe göre doğuda kalmasını. Batısal affedersiniz batısal dedim. Güneşe göre doğusal olmasını isteriz ki güneş gidip onlara yapışmasın. Güneş hızlı ya, onlar ağır e, hareket ediyorlar. Dolayısıyla şimdi bakın burada bir güneşim var. Bu güneş hızlı hareket ediyor ama Jüpiter yavaş hareket ediyor. Jüpiter'in yavaş hareket ettiğini nereden biliyorum? Buradaki hız tablomdan biliyorum. Bakın, güneş diyor ki bana, e, günde diyor bir derece ilerlerken Jüpiter bir derecenin sıfır onda on dördü kadar, sıfır yüzde on dört hatta sıfır virgül on dört kadar. Dolayısıyla ben burada e, Jüpiter e, yavaş gittiği için, bakın Satürn de aynı şekilde e, bazen günde dörde kadar düşüyor bu 0.04'e kadar düşüyor. E, dolayısıyla ben burada bu haritada şu Jüpiter'den puan kıracağım. E, Plüto'yu hesaplamıyoruz zaten. Satürn'den de puan kıracağım. Şurayı bir ASC olarak düşünecek olursanız arkadaşlar. E, güneş önce doğmuş. Jüpiter ve Satürn daha sonra doğacak. Dolayısıyla bu güneş ...bu Jüpiter ve bu Satürn'le buluşup yakacaklar. Ama burayı bir ASC olarak düşünecek olursanız... ...bakın Mars güneşten önce doğmuş. Dolayısıyla ben bu Mars'ın doğusal olmasından dolayı... ...güneşten önce doğduğu için doğusal olmasından dolayı... ...ben buna puan vereceğim. Evet burada da yazıyor zaten. Diyor ki eğer Satürn-Jüpiter-Mars doğusalsa iki puan vereceğim diyor... Eğer diyor Venüs Merkür batısalsa ona da 2 puan vereceğim. Benim e, Venüs'ün batısal. Güneş'e göre batıda kalmış ama Merkür'üm doğusal. Dolayısıyla bakın burada Venüs Merkür için doğusal olma eksi 2 puan. Ben Merkür'den 2 puan düşeceğim. Venüs'e 2 puan vereceğim. Yani e, Güneş'e göre batıda kaldığı için 2 puan vereceğim Venüs'e. Ayın ışığının büyüm büyümekte olması konusuna geldiğimizde Şimdi ayın ışığının büyümekte olması demek önce bir e, şu güneş şu ay bunlar yan yana geldiklerinde yeni ay oluşur ve ay hiçbir zaman kendi kendini gösteremez. Ay karanlıkta demektir ama ay yavaş yavaş açılmaya başladığında ay hızlı ilerliyor ya hani. Ee, hatta böyle dolunaya gidiyor. O kadar hızlı ilerliyor ki aynı burcun içerisinde. Önce yeni ay oluşuyor. Sonra yine güneş hala aynı burçtayken ay karşısına geçmiş meydan okumaya başlıyor ve dolunay oluşuyor. Güneş hala aynı burçtayken ay güneşin bulunduğu burcun tam karşısına ulaşmış oluyor. Ee, sonra güneş başka bir burca geçtiğinde ay geliyor onu orada yakalıyor. Tekrar bir yeni ay oluşuyor. Dolayısıyla her burçta bir yeni ay ve dolunay oluşuyor. Şimdi biz doğduğumuzda eğer ayın e, ışığı büyümekte ise büyümekte ise demek ay güneşten ayrılmış ve dolunaya doğru gidiyorsa şimdi bu haritada güneş burada ay da bunun yanındayken ilerlemiş 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 bakın buradan nasıl ilerliyor terazi akrep yay e, oğlak balık koç boğa vesaire ikizler yengeç aslan diye ilerliyor tekrar geliyor değil mi buraya tekrar kavuşacak ee, bir yeni ay oluşacak Dolayısıyla benim burada ayın ışığı büyümüyor Hatta küçülüyor Dolayısıyla ben bu aya buradan puan veremeyeceğim Hatta ayın ışığı büyümekte olmasından artı iki puan veriyorsam ayın ışığının küçülmekte olması nedeniyle ben bu aydan iki puan keseceğim güneşin kalbinde olmasına ekstra bir korumalık denilmiş koruma var yani güneşin kalbinde olması gezegenin cazimi denilmiş ve bu e, bir çekirdeğinin o e, en dibinde olmak yani onun sıcaklığından mahrum olmak. Çünkü normalde yanık olmak denen bir terim var. eksi beş olur. ne demek bu? 18 derecede 18 dakikadan uzaklıktaysa 18 dakikaya kadar yakındaysa kalbinde demektir. Eğer 18 dakikadan uzaksa artık o yanıktır, o gezegen yanıktır. Yani bizim için ihtiyacımız olan Güneş'in yanına Merkür'de olsa, Venüs de olsa 18 dakikadan daha yakın olmasını istiyoruz. Aksi takdirde o gezegenden bir şey ummuyoruz, eksi 5 puan veriyoruz hatta. Çünkü kendini bilmez, haddini bilmez, e, hunharca çalışan bir gezegen, kendini Güneş'te bir tutan Güneş'e... E, kendi gücünü teslim eden veya kendi gibi çalışmayan güneşle o, o enerjiyi paylaşan güneşi de kendine benzeten bir gezegen olarak alınıyor. Ama eğer ca, cazimi pozisyondaysa güneşin kalbindeyse gezegen özel bir koruma altında olduğundan hem kendi benliğini koruyor hem de güneşle bir, bir e, birlikte senkronize birbirlerine destek halde çalıştığı söyleniyor. O yüzden güneşin kalbinde olmaya artı 5 puan veriyoruz. Eğer gezegen herhangi bir gezegen Jüpiter veya Venüs'te kavuşumdaysa herhangi bir gezegen dediğim işte bu tablodaki Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn bunların bir tanesi şuradan şöyle açalım Güneş'in Venüs veya Jüpiter ile partil kavuşumdaysa buna 5 puan vereceğiz. Bakıyorum şuradan. Güneş'in Venüs veya Jüpiter'le partil kavuşumda değil. Ne Venüs'te Plüton'da değil, hiçbir şey yok. Hani Merkür olsaydı Merkür'e verecektim. Bu haritada Jüpiter ve Venüs'te partil kavuşumda olan bir şey yok. Burada bir e, Merkür olabilirdi, burada bir Ay olabilirdi, burada bir Mars olabilirdi, burada bir Satürn olabilirdi. Her ne olursa olsun Venüs ve Jüpiter iyicil gezegenler olduğu için bunların herhangi bir gezegenle kavuşumu bize 5 puan verdirecek. Kuzey Ay düğümü de iyicil çalıştığı için genelde Venüs Jüpiter bazında o doğada çalıştığı için 4 puan verecek. Bakalım haritada Kuzey Ay düğümüne kavuşumu yapmış bir gezegenimiz var mı? Partil kavuşumlar sayılır. Aynı derecede olmak zorunda. Bilginiz olsun burada. Venüs Jüpiter ile partil 60'lık veya Venüs Jüpiter ile partil üçgen yani trine ve sekstil de kabul ediyoruz. Birine 4 puan veriyoruz. Üçgene iyicil bir açı. Yani benim bu haritada Venüs ve Jüpiter'ime partil açı yapan bir gezegen var mı diye hemen ben bir bakıyorum. Ee, neye bakacağım? Şimdi şöyle söyleyeyim. Neye bakacağım? Şimdi benim e, su elementinde bir Venüs Jüpiter'im var. Dolayısıyla ben önce üçgen olması için su elementlerine bakacağım. Neye bakacağım? 14 derece ve 20 derecelere bakacağım. Su elementinde 14 derecede ya da 20 derecede bir şeyim yok. Buradaki su elementine bakayım. E, su elementinde 14 14 derecede ya da 20 derecede bir şeyim yok. Dolayısıyla benim buradan bir puanım yok. Ama benim e, ee, sekstillerim var bir de altmışlıklarım var ama Neptün Uranüs biliyorsunuz Satürn ötesi gezegenler fotonomik tabloda puan almıyor çünkü o tabloyu oluştururken kadim astrologlar henüz daha e, ötesi gezegenler keşfedilmemişti dolayısıyla buradan bir toprak elementine baktım sekstilden bir şey yok buradan toprak elementine baktım sekstilden bana bir açı yok bana bir fayda yok Venüs Jüpiter'in e, sekstil açısı eee Şimdi tekrar tabloya dönelim. Venüs bir de bizim çok önemli sabit yıldızlarımız var. Yine bu Potelemik tabloda zaten Batlamyus'un üzerine çalıştığı sabit yıldızlar biliyorsunuz. Kendisi demiş ki Regulus'la eğer bir gezegen kavuşuyorsa demiş 6 puan vereceğiz. Spica ile kavuşuyorsa demiş 5 puan vereceğiz. O kadar ki değerli bir sabit yıldız bu bizim için. Puan kırarken de Algol'ün e, derecesini çok tehlikeli bulmuş ve Algol'le kavuşum yapan bir gezegeniniz varsa işte burada güneş ay her neyse şu yukarıya bağlı. Bakın burada başlık var. Şuraya başlık atmamışım sadece. Şu başlıkta düşünün. Evet başlığı atamamışım. Altta şöyle devam ediyor. Şöyle düşünün. Eğer bir gezegen yani bu gezegen Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn olsun. E, Algol ile kavuşumdaysa. Şimdi Algol ile kavuşumda olup olmadığını nereden bileceğim? Şimdi Algol'ün nerede olduğunu biliyor olmam gerekiyor. Şimdi Horary Page'i açtığınızda zaten şuradan e, sizin sabit yıldızların e, nelerle kavuşum yaptığını gösteriyor. Bizim için şu an Hipotermik tablo diye göre hesaplamalarda sadece kavuşum derecesi önemli. Şimdi algolün 26 derece boğa burcunda olduğunu biliyorum. Dolayısıyla ben bildiğim şeyden yürüyeceğim. Geliyorum 26 derece boğa burcunda hiçbir e, gezegen yok. O yüzden ben e, hani herhangi bir gezegeni ile kavuşmuş sayıp da 5 puan veremeyeyim. Eksi 5 puan gezegenden kırmayacağım. Yani totalde ben buradaki tabloya göre şu gördüğünüz tabloyu internette her yerde bulabilirsiniz. Ben bu tabloya göre haritamdaki gezegenleri puanlayacağım. Bu tabloya göre haritamdaki gezegenlerden puan kıracağım ve totalde temel asalet temel zayıflık, tesadüfi asalet tesadüfi zayıflık sonucunda bir Toplam puan elde edeceğim tüm gezegenler için ve bu haritada hangi o gezegen hangisi ise benim mesela burada Solar Fire'ın hesapladığı bir e, tablo var gördüğünüz gibi sanıyorum bu haritada artı beş puanla Mars e, totalde şey almış kuvvetli bir e, puan almış. Biz bunları tesadüfü asaletler bakımından teker teker yani buradaki tabloya çok fazla güvenmiyorum ben çünkü. Biz mesela bazı durumlarda 5 derece kuralını biliyorsunuz arkadaşlar. Ben mesela şahsen ben bir harita tesadüfi asalet hesaplayacak olduğumda Güneş eğer burada mesela 10 derecede olmuş olsaydı ben bu güneşi kesinlikle 5 derece kuralına göre bakın bunu solar fire getirip sana böyle 10 derece 10. evde saymaz bunu 9. evde sayar. Dolayısıyla ben burada ben bir astrolog olarak bu programı yorumlayıcısı olarak ben burada 5 derece kuralına göre ben bu güneşin çok keskin çalıştığını biliyorum. MC derecesine yakın olduğu için ben bu güneşe 5 derece veririm. Ama buradaki puanın hesaplamada bu güneşe 5 derece vermez. Bu güneşi 9. evde sayar. Şu an 9. evde ama bu güneşim 10 derece olmuş olsaydı veya benim 10. ev kasvım 4 derece olmuş olsaydı ben bu güneşe 5 puan verirdim. Ama bu güneşe yanılmıyorsam 2 puan vermek zorunda kaldım. Çünkü 9. evde bir güneş. Ee, bu puanları hesaplayıp daha sonra yine bu kaydı yani bir danışmanlık nasıl verilir, harita nasıl analiz edilir tek tek tane tane detay detay e, üzerinde konuşacağız. Öncelikle dediğim gibi tesadüfü asaletlerini hesaplayacağım gezegenlerin tek tek sadece haritada 7 tane gezegeniniz olması kafi arkadaşlar. Şuradaki e, diğer noktaları hiç kafanızı karıştırmayın onları da hatta kaldırayım şimdi. E, şunları kaldıralım sadece bana gerekli olan benim bu e, 3 gezegeni de aldı. Benim için geze, gere, gerekli olan yedi tane klasik gezegen zaten bu tabloda gördüğünüz gibi bu e, tülemik tabloda sadece yedi klasik gezegeni baz alarak ilerlememiz söyleniyor. E, benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum.